haberdar eden, gönderdiği elçileriyle hak din İslam'a çağıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberler zincirinin son halkası, insin ve cinnin peygamberi, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ayeti kerimesinin muhatabı olan o kutlu nebiye sonsuz salat ve selam olsun. Uzaktan yakından buraya teşrif ederek, meleklerin ayaklarının altına kanatlarını germiş olduğu bu kardeşlerimizin icazet merasimine teşrif eden siz aziz cemaatimizi Yüce Rabbim hem dünyada hem de ahirette ummuş olduğunuz, beklemiş olduğumuz en güzel makamlara eriştirsin inşallah. Hulefai Raşidin döneminde Medine-i Münevvere'de bir kıtlık başlar. Öyle bir kıtlık ki insanların mal tedarik etmekte sıkıntı yaşadığı, tabii gıda dediğimiz evlerimizde olmazsa olmaz gıdaların dahi olmadığı bir dönemdir. Medine'ye yaklaşan bir kervandan bahsederler. Öyle bir kervan ki eğer o kervan hangi tacirin eline geçerse geçsin, Medine-i Münevvere'de çok ciddi bir ticaret gerçekleştirebilir ve zengin olabilir. Araştırırlar, bu kervan kimindir? Kime aittir? Kimdir bu kervanın sahibi diye? Haber gelir, derler ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iki defa damat olma şerefine nail olan, meleklerin dahi kendisinden haya etmiş olduğu Hazreti Osman'a ait olduğunu ifade ederler. Bütün tacirler koşar ve Hazreti Osman'ın kapısında onu beklerler. Hazreti Osman çıkar. Bütün tacirler tekliflerini sunarlar. %50 verenler vardır. %70 verenler vardır. %75 verenler vardır. Ama Hazreti Osman'ın cevabı daha çok veren var. Ticaret ehli şaşkındır. Meleklerin dahi haya etmiş olduğu bu insan niçin tabiri caizse bir pazarlık kışkırtmacasına, sanki ürünü satarken, ürünü pazarlarken bir kızıştırma içerisine niçin girdiğini anlayamazlar. O dönemin halifesine gelirler ve derler ki ey halife, peygamberin damadı Hazreti Osman piyasayı kızıştırıyor. Elinde var olan ürünleri satmak istemiyor. Biz ne kadar teklifte bulundu isek kendisi dedi ki daha çok veren var. Halife bir anlam veremez. Hazreti Osman'ı çağırır ve bu işin arka planını sorar. Ey Osman, niçin böyle söylüyorsun der. O da der ki ey halife, ey emir al müminin, insanların kıtlıkta olduğu, çaresiz olduğu bir dönemde bire 700 veren Allah var. Onun için benim kervanımı halka açık bir yere getirin ve halka meccanen dağıtın der. Bire 700 veren Allah var. Eğer bir iş yapacaksak, eğer bir ibadet yapacaksak, bire 1000 veren, bire 100 veren, bire 700 veren Allah Azze ve Celle ile ticaret yaparsak, işte bu ticaret, ticaretellen tebur ayeti kerimesinin sırrına mazhar olacaktır. Bu sebeple Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Buhari'nin nakletmiş olduğu hadisi şerif. İki insan grubu vardır ki bu insanlara gıpta edilir. Özellikle bu kelimeye dikkat edelim. Haset değil. Müslüman haset etmez. Gıpta edilir. Çünkü haset başkasında var olan bir şeyin kendimizde olmasını anla, onda yok olmasını istemek demektir. Onda yok olsun, onda olmasın. Ama gıpta ise başkasında var olan bir şeyin onda eksilmeden bizde de var olmasını ifade eder. Bu sebeple gıpta çok önemlidir, güzel bir şeydir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kişiye gıpta edilir buyurduğu kişilerin birincisi, Allah Azze ve Celle'nin kendisine imkan verdiği, mal verdiği, mülk verdiği kişinin bu var olan
varlığı, malını, mülkünü Allah Azze ve Celle yolunda infak eden kimsedir. Bu kimseye gıpta edilir. Allah Azze ve Celle sayılarını artırsın. İsim vermeye gerek yok. Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde ilçemizde bu şahısları, bu isimleri ziyadesiyle hissettik. Rabbim ziyadesiyle ticaretlerine bereket versin inşallah. İkinci gıpta edilecek kişi kimdir? Bir tarafta maldan, mülden bahsettik. Çok değer atfettik. İkincisi acaba kim olabilir? Şimdi insanların kafası karışabiliyor bazen. Acaba şu mudur, bu mudur? Allah Azze ve Celle'nin kendisine ilim verdiği. İlim öğrenmek bir nasip bir şeydir. İlim öğrenmek öyle herkese nasip olacak bir şey değildir. Bu yol dikenli bir yoldur. Bunun gecesi vardır, gündüzü vardır, yokluğu vardır. Bazen karnınıza taş basmanız gerekir. Yokluk içerisindedir yani bu işler. Sayın hocamız da, kıymetli hocalarım da var burada, bilirler. Bu insanlık bede'el İslamu gariben ve seyaudu kema bede'e gariben fatuba lil gurabai buyuruyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Dini mübin İslam gariplerin sırtında gelmiştir. Keza aynı şekilde ilerleyecek, o gariplere selam olsun. İkinci grup gıpta edilecek kişi Allah Azze ve Celle'nin kendisine ilim verdiği ama ilmin ışığında da amel eden kimselerdir. Yüce Rabbim bugün icazet alacak olan kardeşlerimiz başta olmak üzere şu anda bu ilim meclisinde aramızda bulunan seydalarımız, hocalarımız, talebelerimize ilim öğrenebilmeyi, öğrenmekle de kalmayıp hayatına bu ilmi tatbik edebilmeyi nasip-i müyesser eylesin inşallah. Sohbetlerimizde bazen ifade ediyoruz. Bizim evlerimizin tamamı, odalarımızın istisnasız bütün duvarlarının Kur'an-ı Kerim'le kaplanmış olması, Kur'an-ı Kerim'in evimizin tamamında var olması bizim için bir anlam ifade etmez. Ta ki amel olmayınca. Hani şairin dediği gibi, inmemiştir Kur'an, hele bunu hakkıyla bilin, ne mezarda okumak ne de fal bakmak için. Kur'an-ı Kerim elbette ölülerimiz için mezarda okunacak bir kitaptır. Bunu kastetmediğimizi anlamışsınızdır zaten. Ama Kur'an-ı Kerim insan hayatına dokunmadığı müddetçe, eğer bir tacirin ticaretine şekil vermiyorsa, bir ilim erbabının hayatına şekil vermiyorsa, bir işverenin hayatına şekil vermiyorsa, herhangi bir meslek grubunun hayatına şekil vermiyor ise, Kur'an-ı Kerim'i siz hıfzen de beyninizde taşısanız, bunun sadece taşıyıcısı olursunuz. Amele dönüşmeyen bir ibadetin Allah Azze ve Celle katındaki değerini hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Çok nadide, çok mümtaz bir meclis içerisindeyiz. Aslında çok söyleyecek sözüm var ama sizleri de çok fazla sıkmak, sizleri de yormak istemediğimden dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi ile sohbetimi bitirmek istiyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilen, kendisinden sonra hiçbir peygamberin gelmeyeceği, bütün insanlığın rehberi, önderi olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Rutbetul ilmi a'la rutep. Rütbelerin en yücesi ilim rütbesidir. Biraz önce anons eden ve sonrasında da çıkan hocamız ilk cümleye muhterem ilçe müftümüz diye başladı. Arkadaşlara ben bu noktada teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Lakin şunu da ifade etmek gerekir. Camide rütbe yoktur. Camide protokol yoktur. Camide ilk gelen ön safa oturur ve deve kesmiş sevabını elde ederler. Onlar nezaketen bunu yaptılar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Belki de burada bu mecliste Allah Azze ve Celle'ye dua ettiği zaman duası hiçbir şekilde geri gelmeyecek, reddedilmeyecek insanlar vardır. Onları biz bilemeyiz, tanıyamayız. Onun için toplu dua, onun için toplu ibadetin değeri çok yücedir, çok önemlidir. Bazen siz makamına, mevkisine veya üzerine giymiş olduğu o kaliteli elbiselere aldanmayın. Allah katında Celle ve Ala inne ekramekum indallahi etkaküm. Yüce Rabbimiz katında insanların en değerli olanı
takva olarak en değerli olandır. Allah Azze ve Celle'den hakkıyla en güzel şekilde sakınan kimselerdir.